Orada da bir arkadaşın var. Mucize mi? Mucize. Kibariye'nin şarkı söylemeye başlangıcında çocukluk arkadaşı Mucize'nin onun elini başka türlü bir tutuşu var. Tam o dönemi anlatır mısın biraz bize? Mucize ile sizin arkadaşlığınız nasıldı? Oo, elimi en güzel tutanlardan Mucize'dir zaten. Mucize, adı kadar mucize yarattı bana. Nasıl? Yani benim arkadaşlığım onunla sadece işlerde olmadı. Ben işe gitmiyorum diye kızıyordu, pavyonda çalışmıyorum diye kızıyordu. Sen de böyle ses var, sen neden evde oturuyorsun? Kızım gitsene, çalışsana, ben seni sokayım. Cengiz Özşeker öldü o, Allah rahmet eylesin. Vurdular onu. Allah rahmetler eylesin bütün meftalarımıza. Mucize beni oraya götürdüğünde önce beni çirkin buldular. Güzel bir kadın değil dediler. Bunu biz almayız. Perde arkasından okutalım. Bakalım güzelse perde arkasından okutmayı devam edelim. Bu benim çok gücüme gitti. Ben maymun değilim. Affedersin Chucky değilim. Cengiz abiyle konuştum. Ben böyle çıkmam dedim. Ben gidiyorum başka yerlerde çalışacağım. Düğünlere giderim buraya gelmem dedim. Manyak mısın sen falan dedi. Gömleğimi yırttı. Küçüktüm, gömleğimi yırttı, kalacaksın burada. İstanbul'dan, Ankara'dan solistler getiriyorlar. Bütün müşteriler, erkek müşteriler, kadın hepsi beni istiyor. Küçücük bu kız kim, nerede? Göremiyoruz kadını. Sesi çok güzel ama göremiyoruz kadını. Oysa ben de çirkin değilim Allah'a çok şükür. Allah kimseyi çirkin yaratmaz be. Töbe. Ondan sonra aa dedim dayanamam. Dayanamadım. Kendim çıktım sahneye. O perdeyi açtın sen. Açtım. Sahnedeyken. Mucize iteliyor beni. Sahneye. Niye çıkmıyorsun sen dedi ya dedi. Kim ne derse desin. İster çalıştırırlar ister çalıştırmazlar. Attı beni sahneye. Bir çıktım ya müşteriler. Havada alkışladılar beni erkekler. Orası şey çünkü pavyon. Alkışladılar alkışladılar. Ki buş, ki buş, ki buş. Gencebay şarkıları, Gönül Akkor şarkıları, Mine Koşan şarkıları okuyordum ben. Ferdi Tayfur şarkıları okuyordum. Abi hepsini de acayip okuyordum. Ondan sarıcıma iyi ettin mi ben çıkardım seni dedi bana mucize. Çok iyi etti dedim ya bunlar beni çıkarmıyorlar. Sen olmasaydın ben çıkamazdım. Kibariye Akhisar'da geçirdiği çocukluğu boyunca aslında o evi geçindirmek için erken yaştan itibaren mücadele verirken de en çok müziğin hayalini kuruyor hayatında. Erken dönemde annesi düğünlerde darbuka çalıyor ve Kibariye de annesinin yanına gidip onu hayranlıkla izliyor. Sesinin de yavaş yavaş farkına varmaya başlıyor ve o dönemin içerisinde çocukluk arkadaşı Mucize'nin de desteğiyle birlikte sahne almaya başlıyor. Daha karşımızda ergenliğin ortasında bir çocuk var ve pavyon sahnelerinde şarkı söyleyerek müzikle varoluşunu başlatan bir çocuğu da dinliyoruz ondan. Sen bir de kural yıkıyorsun. Yani o düzenin O kuralında... kuralı ben değil. O kuralı mucize ben yıkarım dedi. Çünkü kadın Serpil Çakmaklı gibi güzel. Kadının lafı geçiyor orada. Benim geçmiyor, beni takmıyorlar ki. Hiç umurlarında değilim. Paramı bile zor alıyordum be ya. Uzun yıllardır, kuşaklardır, medya tarafından da toplum tarafından da bize dayatılan aslında kusursuzluğu vurgulayan ama özü kusurlu olan bir güzellik algısı var. Özellikle genç kızlarımız bu algının altında kalıyorlar ve psikolojik rahatsızlıkları da yaşıyorlar böylece. Aslında güzellik dediğimiz şeyi bir diğeri, bir başka insana dayattığında biz o bedensel güzellik algısının altında ruhsal olarak karanlıklara boğulmaya başlıyoruz. Kibariye o dönemlerde daha çok küçük. Kibariye sesiyle var olmaya çalışıyor ama ona diyorlar ki sen çirkinliğinle bir perdenin arkasında kal. Bu bir şiddet biçimi. Ama Kibariye öyle kalmıyor tabii ki. O perdeyi açıyor ve bütün güzelliğiyle, sesinin de güzelliğiyle, kalbinin de güzelliğiyle oradaki her insana şarkısını gözlerinin içine bakarak söylüyor.